Edirne'de okudu, bas gitar çalıyor. Ama her şeyden önemlisi o bir Edirne sevdalısı. Müzisyen Mustafa Şeker, Edirne için tanıtım klibi hazırladı ve klibini sosyal medyada yayınlıyor. İşte Mustafa Şeker'in Edirne tanıtım videosu. Trakya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır komşusudur. Osmanlı İmparatorluğu'nda da büyük yıllar başkentlik yapmış olan Edirne, camileri, kervansarayları, tarihi çarşıları, köprüleriyle görenleri büyülemektedir. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne'deki ilk yerleşimciler Trakya soyundan gelen Odrislerdir. Meriç ve Tunca Nehri'nin birleştiği bugünkü Edirne'nin merkezi sayılan bölgede yerleşim kurdukları tahmin edilmektedir. Makedonyalıların gelmesiyle bölgeye Orestas, Orestian adı verilmiştir. Makedonyalıların ardından Kelt istilasına uğrayan bölgede M.Ö. 168 yılında Romalılar hüküm sürmeye başlamıştır. Dönemin imparatoru olan Hadrianus tarafından stratejik önemli olduğu anlaşılan bölgeye Hadrianopolis adı verilmiştir ve şehir statüsüne yükseltilmiştir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonra Bizans İmparatorluğu'na geçen bu şehir, bu dönemde birçok saldırıya maruz kalmıştır. Haçlı seferleri sırasında Latin İmparatorluğu'nun kontrolüne giren bu şehir, 1261 yılında İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Bulgarların yönetimine geçmiştir. 1361 yılında Hadrianopolis, 1. Murat tarafından fethedilerek Edirne olarak adlandırılmıştır ve Osmanlı topraklarına katılmıştır. Edirne, 88 yıl boyunca İmparatorluğa başkentlik yapmıştır. Bu dönemde şehre birbirinden güzel tarihi eserler yapılmaya başlandı. 1453 yılında İstanbul'un fethedilmesinin ardından İstanbul'un başkent yapılmasıyla şehir biraz da olsa önemini kaybetse de ticari ve idari merkez olarak kullanılmaya devam etmiştir. 18. yüzyılda Ruslar ve Bulgarların işgaline uğrayan şehir 1. Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan toprağına katılmıştır ve ardından 2. Balkan Savaşı ile birlikte tekrar Türk toprağı olmuştur. 1. Dünya Savaşı sırasında 1920'li yıllarda Yunan işgali altında kalan Edirne, Kurtuluş Savaşı ile birlikte 22 Kasım 1922'de kalıcı olarak Türk toprağı olmuştur. Edirne'nin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Modern tarımcılığın başında gelen illerimizden olan Edirne'de hayvancılık da çok yaygındır. Orman yönünden çok da zengin sayılmaz. Linyit, Edirne'de en çok çıkartılan madenler arasındadır. Turizm, Edirne ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Osmanlı dönemine ait çok güzel eserlere ev sahipliği yapan Edirne, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Edirne'deki en önemli eser, usta mimarımız Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'dir. Thank you.
köprüler şehri olarak adlandırılan Edirne, Edirne bedestenleri, medreseleri ve müzeleriyle görülmeye değer bir şehirdir. Sadece tarihi özellikleri ve güzellikleriyle değil, doğal güzellikleriyle de çok öne çıkan şehirlerimizden biri olan Edirne'nin Saros Körfezi, dünyada kendi kendini temizleyebilen körfezler arasında en üst sıralardadır. Saros Körfezi'ndeki plajlar yaz aylarında tatil severlerin akınına uğramaktadır. Nesli tükenmekte olan kuşlara ev sahipliği yapmakta olan Gala Gölü, Edirne'ye yakın doğa ile iç içe vakit geçirebilecek yerler arasındadır. Ataspor olarak bilinen ve gelenekselleşen yağlı güreş müsabakaları Edirne Kırkpınar'da yapılmaktadır. Zengin mutfak kültürüne sahip olan Edirne, ciğer tavası, kavala kurabiyesi, beyaz peyniri ve badem ezmesi meşhurdur. Arkadaşlar, Edirne'ye giderken çok eğlendik, Edirne'de gezerken daha çok eğlendik. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizden gelecek yorumlar bizim için çok önemli. Bu tarz videoların devamının gelmesi için dediğimiz gibi abone oluyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Vakit ayırıp izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.